Fırtına Güle oynaya demiş. Şimdi rakip Fenerbahçe Turgay abi konuşalım kısaca e, kimi bir adım önde görüyorsun? Şimdi şeyden iki tane iyi takım. Evet. Bunların ligdeki maçlarına baktık, oynayan Fenerbahçe'di, kazanan Trabzonspor. Şimdi bu ikisine de ders olmuştur. Kupa maçına bakınca hı hı. Trabzonspor artık ondan daha iyi oynayacaktır, o hatalarından ders alacaktır. Fenerbahçe'de daha akıllı oynayacaktır. İyi futbol değil, direkt skor edepeyecektir. Çünkü kupada. Şöyle düşün Galatasaray dış sahada 3-1 yenilseydi. Hı hı. Dış sahada 3-1 yenilseydi. Kendi sahasında 2-0 tur geçecekti. Kupada atılan bir golün çok önemli var Kesinlikle. ve nerede attığın da çok önemli. Nerede attığın da çok önemli. O yüzden e, kupa maçı ligin atmosferinden biraz farklı olur. Hı hı. Ama dediğim gibi şimdi şu anda mesela Şorlot'u konuşuyoruz değil mi? Evet. İki maç cezası orada oynayacak burada oynamayacak diye. Ee, 3 Mart'ta oynandığını varsayalım. Hı hı. 4 Mart'ta. O gün oraya Fenerbahçe'de kimler sakat cezalı, Trabzon'da kimler sakat cezalı görmemiz lazım. Kesinlikle. Çünkü kritik oyuncular var. Takımların iskeletini çökertebilecek oyuncular var. Onun üzerine yorum yaparız. Kağıt üzerinde çok ortada bir maç. İç sahada Trabzon avantajlı. Dış sahada, yani kendi sahasında Fenerbahçe avantajlı. Dolayısıyla kim deplasmanda gol atarsa turu alır. Peki Fenerbahçe ile Trabzonspor eşleşti. Aytemiz Spor'da, e, Antalya Spor'la karşı karşıya gelecek Zira Türkiye Kupası yarı final maçlarında sevgili izleyenler. E, diyelim ve yavaş yavaş lige geçelim istersen. Hadi bakalım. Orada da çok çok önemli maçlar var. Hemen ligin programını yönetmenimiz ekranlarımıza getirecek 22. haftanın heyecanı. Bugün oynanacak tek mücadeleyle başlıyor. O mücadele de hakikaten haftanın maçlarından biri. Başakşehir-Beşiktaş maçı. Bir cuma klasiğimiz Turgay abi. Sen haftayı bizim için yorumlar mısın? Evet. Şimdi Başakşehir dengeli bir takım. İyi de futbol oynuyor. Bozmayı da bilmiyorlar. <laughs> İrfan Can, Mahmut gibi orta sahadaki etkili oyuncular Hı -hı. gününde olursa her takıma sıkıntı çıkarabilirler. Şampiyonluk rüyası da görüyorlar. Hı -hı. Son birkaç yıldır olduğu gibi. Buna karşılık iki maçtır kazanan Sergen Yalçın'la birlikte yeni bir havaya giren, kural hatası olayından dolayı da MHK'ye karşı çok öfkeli olan Beşiktaş var. Bu şartlarda ben Sergen Yalçın'ın taktik zekasını da içine katınca zorlansa da zor olsa da Beşiktaş'ın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Hı hı. Kağıt üzerinde her sonucu açık maç olmasına rağmen Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Yani bir beraberlik beklemiyorsun bu mücadeleden. Beraberlik çok normal sonuç olur. Hı hı. Ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. E, Deniz Spor Kayseri Spor maçı saldım çayda Mevlam Kayra. Yani 0-0'dan 8-8'e kadar her sonucu açık maç. İki takım da ligin en istikrarsız evet. üç takımından ikisi. Kasımpaşa, Kayseri, Denizli. O yüzden orada Kayseri öne geçer, Denizli yakalar. Denizli öne geçer, Kayseri yakalayamaz. Kayseri öne geçer, Denizli yakalar. Her şey mümkün ona dikiş tutmaz. Yani. Yorum yapmıyorum. Konya Göztepe, Konya hoca değiştirdi. Hı, hı Bülent Korkmaz geldi. Aykut Kocaman bıraktı. Şimdi hoca değiştiren takımlarda bir çıkış olur. Göztepe'de almış her bir takım değil. Hı, hı. Konya Spor eğer ligin sonunda Karabasanlar kabuslar görmek istemiyorsa bu maçtan itibaren çıkış yakalaması lazım. Yakalayacaktır da. Ben farklı bir Konya izleyeceğimizi ve kazanacaklarını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Ankara gücünü Zor bir deplasman. Kompakt bir statları var. Çok gürültülü bir taraftarı var. Yani takımını destekleyen bir taraftarı var. Ama iyi bir Fenerbahçe oradan galibiyette döner. Alanya Gençler Birliği maçı iyi bir maç olur. Haftanın en iyi maçlarından biri olur hatta. Gollü bir maç olur. Ee, Alanya Spor favori olsa da üç sonucu açık maç olarak görüyorum. Bir adım Alanya önde. Trabzon-Sivas haftanın yine çok güzel maçı. Bu hafta güzel maçlar bir araya gelmiş. Sivas, eski Sivas değil. Uçak aşağı doğru gidiyor. Trabzonspor tam tersi, istin üstünde. Trabzonspor kazanması normal olacaktır. Galatasaray, Malatya. Malatya'nın e, haftalardır tel tel döküldüğünü düşünürsek Galatasaray rahat kazanır. Gaziantep, <laughs> Çaykur Rize. Bana göre üst sonucu açık maç. Kağıt hı. üzerinde Antep favori olsa da benim favorim burada Antep değil, R Rize Spor. Hı hı. Gollü bir maç olur. Beraberlik ortada ama Rizespor benim favorim diyorum. Antalya Kasımpaşa ise şey demin saymışım Diki Nenisi karşı takımları diye oraya Antalya'da koyalım. Denizli, Kayseri, Antalya Kasımpaşa bu Sonucu hafta birbirini bulmuşlar. Için. Birbirini bulmuşlar. Ee, al birini buru Türkiye'ne. Antalya bir adım önde. Peki e, <laughs> yavaş yavaş detaylara girelim Tuzya. Başakşehir Beşiktaş maçının detaylarına girmek istiyoruz. Beşiktaş'ın sayfaları ekranlarımıza gelecek ama öncesinde. TFF'nin e, kararını konuşalım istersen. Kural hatası yok dedi. Beşiktaş geri adım atmıyor o konuda. Hemen e, Sabah Gazetesi'nin 20. sayfasına gidelim. Göztepe maçında e, yaptıkları kural hatası itirazı için istediği sonucu alamadı biliyorsunuz e, be, siyah beyazlar. Talepleri sonuçsuz kalırsa TFF ile tüm kurulların kendileri için geçerliliğini yitireceğini açıkladı. TFF'den yanıt. Hakemin verdiği karar nihayidir şeklinde ekranlarımıza da geldi. İFAP raporunu verin. 50 hakemde ne dedi açıklayın deniyor. Şöyle satır başları var burada o günün de özel haberi. Yani buradan nasıl bir sonuç çıkacak? Beşiktaş bu noktada geri adım atmıyor. Sen neler söyleyeceksin? Önümüzdeki süreçte neler yaşanabilir? Ne dersin bu konuyla ilgili? Çiğdem mümkün olduğu kadar kibar olmaya çalışarak hı hı. söyleyeyim. Utanmaları gerekiyor. Hakikaten biraz şuralarında hardal tanesi kadar vicdan kaldıysa utanmaları gerekiyor. Çünkü yaptıkları hakikaten ayıp. Burada Beşiktaşmış taşmış, göz tepemiş bir önemi yok. Futbol kitabını çiğnediler. Hı hı. Futbol kitabını bir hakem, eski hakem televizyonda yırtmış ya. MHK aynen onun yaptığını yaptı. Biraz utanmaları varsa hakikaten utanmaları lazım. Neden? Diyorlar ki, işte hakeme sorduk. Raporda dedi ki ben topu Göztepe'li oyuncunun hakim olduğunu gördüm. Hı hı. O nedenle topu ona verdim. Ey Zekeriya abi, ey Zekeriya Alp, Beşiktaş'ta yöneticilik yaparken, genel kaptanlık yaparken, Beşiktaş'ı dilim dilim doğuruyorlar diye ağlıyordu. Haberin küpürü telefonumda var istersen bir sonraki bölümde koyarız. Ağlıyordum. Şimdi Beşiktaş'ı dilin dilin doğratıyorsun. Doğruyorsun. Seni bugün Beşiktaş genel kuruluna atarım. Yemin ediyorum bugün atarım. Beşiktaş'ta başkan olsam bugün derhal atarım. Tarihten silerim seni. Neden silerim biliyor musun? Maçı tekrarlatmadığın için falan değil. Şu ayıba imza attığın için. Dalga mı geçiyorsun insanlarla ya? İnsanlarla dalga mı geçiyorsunuz? Offside'de bara gidiyorsun. Offside'de. Kural hatasının yanında offside'in lafı bile olmaz. Penaltıda bara gidiyorsun. Kırmızı kartta bara gidiyorsun. Varla kırmızı kartı iptal ediyorsun. Yoksa veriyorsun. Penaltı iptal ediyorsun. hakem vermemişse veriyorsun. Golü iptal ediyorsun. Golden önce faul varsa golü iptal ediyorsun. Burada hakemin raporuna inandın öyle mi? Ya bizi mi aptal zannediyorsunuz? Kendinizi mi çok akıllı zannediyorsunuz? Elinizde görüntüler var, görüntüler. Baksanıza. Allah'tan korkmuyor musunuz? Kuldan utanmıyorsunuz belli. Allah korkunuz kalmadı mı? Allah'tan korkmuyor musunuz? Bak görüntülere. Hakem düdüğü nerede çalmış? Beşiktaşlı oyuncu oynuyor. Hakem düdüğü çalıp oyunu durduruyor. Hakem raporunda sana dese ki Zekeriya Alp ben maçta yoktum. Orada inanacaksın o zaman. Görüntüye bakmayacaksın ya. Dese ki ben o gün maça gelmedim. Orada inanacaksın. İki de şahit. Hani üç şahit adamı idama götürürler de bir laf vardı eskiden. Dördüncü hakem. Üçüncü hakem. Ya Bozacı'nın şahidi Şıracı. Allah'tan korkun Allah'tan. Sevgili Nihat abi hiç yakıştıramadım. Hiç yakıştıramadım. Bu maçı kural hatasını incelemiyorum deyin atın kenara eyvallah. İnsan utanır ya. İnsan utanır. İncelemiyorum kardeşim ben kural hatası ben tanımıyorum de başı, öper başımın üzerine koyarım ya. Ya inceleyip bunu tarihe kara leke olarak düşünür mü? Hakem sana böyle demiş. O maçı 90 dakika görüntüleri niye çekiyorsunuz ki? Vara niye alıyorsunuz o maçı? Hakemi nerede dediğine inanacaksan. Caner'e 7 maç cezayı nasıl verdiniz ya? Hakem vermemişti. Siz nasıl verdiniz? Hakem vermemişti. Siz nasıl 7 maç ceza verdiniz Caner'e? Hiç bu utanmıyorsunuz ya? Veren Federasyon başka. Hiçbirisi başka değil. Hiçbiriniz başka değilsiniz. Türk futbolunun adalet sistemi yerle bir ettin. Zekeriya abi.